Herkes biliyordu kimlerin FETÖ'cü olduğunu. Herkesi biliyor. Lütfen artık biz kurumlarda çalışıyoruz. Her günümüz geçiyor. Yani herkes, kimseye bir şey sürpriz olmadı. Yani devletin bir istihbaratı, devletin bir ağı var, devletin bir işleyişi var, polisi var, o su var, bu su var. Yani bunlar bilinir. Bir şey oldu. Yani böyle ya, sanki bize zarar gelmez bir psikolojisiyle hareket edildi ve adamlar gözünü oymak istediler 15 Temmuz'da. Bu efendim bir şey sorabilir miyim? Siz Pensilvanya'ya hiç gittiniz mi? Ben hayır gitmedim. Biz de gitmedik. Yani gidenler belli. Oradan icazet alanlar belli. Bu kadar zor olmaması lazım. Yani burada kimlerse onlar çıksın. Şimdi onlara ilave kişiler monte edilmesin. Hı hı. O da önemlidir. Devletsek bunu yapmak zorundayız. İlave olarak devlete ilave sorumluluklar düşüyor. Devletin istihbaratına, devletin organlarına. Yani devlet burada objektif olmak zorunda. Öyle bir şeffaf yargılama yapması gerekiyor ki millet vicdanen demesi lazım ki kardeşim yaptı, cezasını buldu. Evet, en önemli konu bir an önce olağanüstü hali bitirmek lazım. İki, normal meclisin fonksiyonunu arttırmak lazım. Yani meclis fonksiyonu çalışmalı. Bir başka konu, Türkiye'de adalet, hukuk sistemi şu anda en çok tartışılan konu, onu işletmek gerekiyor. Yani hukukun üstünlüğünü, adaleti işletmek lazım. Bu herkese lazım. Yani benim kastettiğim bunlar. Daha da önemlisi, Türkiye'nin acilen, yani çok acilen bir içeride bir müthiş bir kutuplaşma var ve onu önlemesi gerekiyor. Yani kendi barışımız için, iç barışımız için, istikrarımız için bunu mutlaka yapmamız lazım. Onun için de kimsenin diğerini ötekileştirmeden iyi bir dil kullanması lazım. Yani kırmadan, dökmeden, insanları incitmeden, hakir görmeden bir dil kullanması lazım. Peki. Yani bizim 15 Temmuz'da nasıl diyoruz ya, işte karşı koyduk ya, şimdi darbeye karşı geldiysek, şimdi demokrasiyi savunup orada birlikte olmalıyız. Peki. Yani demokrasi çerçevesinde. Peki.